Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu adjektife mit preposition, yani edatlarla birlikte kullanılan sıfatlar. Dilerseniz dersimiz başlasın. Dersimize başlamadan önce arkadaşlar edatları bir inceleyelim. Bu edatları biliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Çünkü B2 seviyesindeyiz. Ancak bir üstünden geçelim. Ardından örneklerle devam edelim. In, zu, bei, auf, für, von, an, mit. Şimdi arkadaşlar bu edatları ilgili sıfatlarla birlikte kullanacağız. Dilerseniz ilk örneğimizle bir başlayalım. İlk örneğe baktığımızda manche Leute sind eifersüchtig andere Leute. Öncelikle bir anlamlandıralım. Manche Leute, evet, Leute neydi? İnsanlar demekti. Manche Leute, bazı insanlar demek arkadaşlar. Eifersüchtig, eifersüchtig arkadaşlar, kıskanç demek. Kıskanç demek ki eifersüchtig demekmiş. Andere Leute, evet, başka insanlar anlamına geliyor. Şimdi arkadaşlar, eifersüchtig acaba hangi edatı gerektiriyor? Onu bulmamız gerekiyor. Evet, eifersüchtig acaba hangisiydi diye bir düşünelim. Bazı insanlar başka insanları kıskanır derken. Manche Leute sind eifersüchtig auf andere Leute. Değil mi? Eifersüchtig auf. Demek ki arkadaşlar ne yapıyormuşuz? Eifersüchtig ve auf edatını ne yapıyoruz? Birlikte kullanıyoruz. Bir şeyi kıskanmak derken eifersüchtig auf kullanılıyormuş. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Der Mann ist dankbar ihre Hilfe. Evet, adam dankbar, müteşekkir ya da minnettar demekti değil mi? Ihre Hilfe, bakın burada yardım, sizin yardımınız derken ihre Hilfe diyoruz arkadaşlar. Sizin, değil mi? Saygı formunda sizin yardımınıza derken dankbar, buradaki edatlardan hangisi olacak diye bir düşünelim arkadaşlar. Demen, adam, sizin yardımınıza minnettar diyeceğiz. Demen ist dankbar. Der Mann ist dankbar für Ihre Hilfe. Demek ki adam sizin yardımınıza minnettar derken der Mann ist dankbar für Ihre Hilfe demem gerekiyor. Sonraki örneğe baktığımızda arkadaşlar Thomas ist zufrieden seinen Kindern. Evet, Thomas bu bir erkek ismi, öyle değil mi? Zufrieden, memnun olmak demek arkadaşlar. Evet, şimdi bu noktada zufrieden acaba hangi edatı gerektiriyor diye düşünmemiz lazım. Zufrieden seinen Kindern. Bakın, seinen Kindern, onun çocuklarıyla, değil mi? Thomas çocuklarından yana, değil mi? Yani çocuklarıyla memnun ya da çocuklarından memnun demiş oluyoruz değil mi? Zufrieden dolayısıyla hangisini gerektiriyor diye bir düşünelim. Thomas ist zufrieden mit seinen Kindern, değil mi? Demek ki Thomas çocuklarından yana, değil mi? Memnuniyetini dile getirmiş oluyoruz. Onlardan memnun demiş oluyoruz. Dolayısıyla Thomas ist zufrieden mit seinen Kindern. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Manche Leute sind eifersüchtig auf andere Leute. Manche Leute sind eifersüchtig auf andere Leute. Der Mann ist dankbar für ihre Hilfe. Der Mann ist dankbar für ihre Hilfe. Thomas ist zufrieden mit seinen Kindern. Thomas ist zufrieden mit seinen Kindern. Sıradaki cümleye bakalım arkadaşlar. Der neue Angestellte ist beliebt den Mitarbeitern. Öncelikle bir anlamlandıralım arkadaşlar. Der neue Angestellte, yeni personel, yeni çalışan. Beliebt,
seviliyor olmak demek. Mitarbeiter, çalışanlar. Dolayısıyla bu cümlede bizim demeye çalıştığımız şey şu olmalı. Çalışanlar yeni gelen personeli sevdi anlamı taşıması gerekiyor bu cümlenin. Dolayısıyla believed acaba hangi edatı alır, bunu sormamız lazım kendimize. Der neue Angestellte ist beliebt. Ne diyeceğiz acaba buraya? Bei. Beliebt bei den Mitarbeitern. Yani çalışanlar tarafından seviliyor. Kim? Der neue Angestellte. Öyle değil mi? Dolayısıyla yeni gelen personel, değil mi? Bu anlama geliyor. Der neue Angestellte ist beliebt bei den Mitarbeitern. Çalışanlar tarafından seviliyor. Kim? Yeni gelen personel. Bir sonraki örneğimizle devam edelim. Rauchen ist schädlich. Die Gesundheit. Öncelikle bir anlamlandıralım. Rauchen neydi arkadaşlar? Sigara içmek demekti, değil mi? Demek ki sigara içmek Rauchen demekmiş. Schädlich, schädlich zarar verici, değil mi? Zarar verici demek ki schädlich demekmiş. Die Gesundheit, bu da sağlık demek. Şimdi diyeceğiz ki sigara içmek sağlığa zararlı. Dolayısıyla schädlich ile beraber bir edat. Acaba hangi edatın olması gerekiyor diye sormam gerekiyor. Schädlich niye gerektiriyordu? Rauchen ist schädlich für die Gesundheit. Rauchen ist schädlich für die Gesundheit. Demek ki sigara içmek sağlığa zararlı demekmiş. Değil mi? Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Der Schüler ist gut. Chemie. Evet. Der Schüler neydi? Öğrenci demekti. Tabi bu der Schüler ve der Student arasında ikilemde olan arkadaşlar olabiliyor. Der Schüler arkadaşlar ilkokuldan lise sonuna kadar olan öğrencileri kapsıyor. Der Student bu da üniversite öğrencilerini kapsıyor. Bu ayrımın farkında olalım. Der Schüler demek ki ne olmuş oluyor? İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerini kapsamış oluyor. Chemie bu da kimya demek arkadaşlar. Şimdi diyeceğiz ki öğrenci kimyada iyi. Dolayısıyla kimya dersinde iyi derken gut acaba ne gelecek buraya diye sormam gerekiyor. Der Schüler ist gut. Ne diyeceğiz acaba? In Chemie. Öyle değil mi? Der Schüler ist gut in Chemie. Öğrenci kimyada iyi. Demek ki öğrenci kimyada iyi neymiş? Der Schüler ist gut in Chemie. Yedinci soruya cümleye baktığımızda Mia neydi arkadaşlar? Bu bir kadın ismiydi. Öyle değil mi? Verliebt, aşık olmak demek. Bakın burada birisine aşık. Bakın bir erkekten bahsederken in demiş oluyoruz. Değil mi? Verliebt. Dolayısıyla burada verliebt ile beraber ne kullanılıyor diye bunu kendimize sormamız gerekiyor. Acaba adjektif olarak verliebt neyi gerektiriyordu? Hangi edatı gerektiriyordu? Mia ist verliebt in ihn. Bakın burada ne diyoruz? Mia ona aşık, değil mi? İn, evet, bu herhangi bir erkek ismi de olabilirdi ama ona derken ne diyeceğiz? İn dememiz gerekiyor. Dolayısıyla Mia ona aşık derken Mia ist verliebt in ihn dememiz gerekiyormuş. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Der neue Angestellte ist beliebt bei den Mitarbeitern. Der neue Angestellte ist beliebt bei den Mitarbeitern. Rauchen ist schädlich für die Gesundheit. Rauchen ist schädlich für die Gesundheit. Der Schüler ist gut in Chemie.
Der Schüler ist gut in Chemie. Mia ist verliebt in ihn. Mia ist verliebt in ihn. Sonraki örneğimize devam edelim arkadaşlar. Die alte Dame ist immer nett den Kindern. Evet, öncelikle bir anlamlandıralım. Die alte Dame, yaşlı kadın, değil mi? Die alte Dame, yaşlı kadın demek. Immer neydi arkadaşlar? Her zaman demekti. Nett'in kelime karşılığı neydi? Sempatik, iyi anlamına gelebiliyor. Den Kindern, çocuklara. Şimdi bu cümle bize ne diyor arkadaşlar? Yaşlı kadın çocuklara iyi davranır her zaman anlamı taşıyor. Dolayısıyla biz burada netle beraber bir edatı getirmemiz gerekecek. Dolayısıyla bu edatlardan hangisi olur diye bir düşünmemiz gerekiyor. Die alte Dame ist immer nett zu den Kindern dememiz gerekiyor. Die alte Dame ist immer nett zu den Kindern. Evet, dokuzuncu örneğe bakalım arkadaşlar. Dokuzuncu örnek, der Mann ist nicht interessiert das neue Produkt. Evet, der Mann, adam, nicht interessiert. İlgili, değil mi? İlgili değil. Interessiert neydi? İlgili olmaktı. Burada da olumsuzu. Dolayısıyla ilgili değil. Das neue Produkt. Das Produkt neydi? Ürün demekti. Yeni ürüne hiç ilgisi yok anlamına gelen bir cümle. Dolayısıyla interessieren acaba hangi edatı alır diye düşünmemiz gerekiyor. Adam yeni ürünle hiçbir ilgi duymuyor, değil mi? Hiç alakası yok, ilgisi yok. Dolayısıyla ne olacak acaba burası diye düşünmemiz lazım. Der Mann ist nicht interessiert. Ne olacak? An das neue Produkt. Demek ki interessiert an. Öyle değil mi? Der Mann ist nicht interessiert an das neue Produkt dememiz gerekiyor. Sonraki örneğe baktığımızda arkadaşlar, ich bin überzeugt der Geschichte. Evet. Ich bin überzeugt. Überzeugt arkadaşlar, ikna olmak demek. Dolayısıyla ikna olmak überzeugen bir şey gerektiriyor. Die Geschichte hikaye demek. Hikayeden ben ikna oldum diyecek olursak ne diyeceğiz acaba? Burada arkadaşlar überzeugen'in gerektirdiği bir edat var. Dolayısıyla o neydi diye düşünmemiz gerekiyor. Ich bin überzeugt von der Geschichte. Değil mi? Ben bu hikayeye ikna oldum derken demek ki ich bin überzeugt von der Geschichte dememiz gerekiyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die alte Dame ist immer nett zu den Kindern. Die alte Dame ist immer nett zu den Kindern. Der Mann ist nicht interessiert an das neue Produkt. Der Mann ist nicht interessiert an das neue Produkt. Ich bin überzeugt von der Geschichte. Ich bin überzeugt von der Geschichte. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde adjektif ve mit preposition konusunu görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tschüss.